Evet, şu anda telefon attığımızda HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu var. Alınan tedbirlere ilişkin açıklanan pakete ilişkin değerlendirmelerini alacağız. Merhabalar Sayın Piroğlu, sesimi alabiliyor musunuz? Merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Biraz önceki haberimizde aktardık sizin görüşlerinizi. Hükümetin açıkladığı ekonomik istikrar kalkınma paketi ne anlama geliyor diye sormakla başlayalım. Şimdi aslında hükümetin açıkladığı istikrar paketi diye açıkladığı şey hükümetin sınıfsal tavrının izahından başka bir şey değil. Biz uzun süredir bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bütçe görüşmelerinin de başka yerlerde ısrarla bir gerçeği vurgulamaya çalıştık. Halkın çoğunluğunun yani yoksul kitlelerin seçtiği bu hükümet bir avuç azınlığın çıkarlarına çalışıyor diye vurguladık. Nitekim bu kriz politikalarına boş oldu. 100 milyar dolar, 100 milyar lira ayırdıklarını söylediler. Bunu sadece 2 milyarı halka, tek 98 milyarı ise patronlara ayrılmış durumda. Bu patronlar da büyük patronlardan söz ediyoruz. Yoksa küçük esnaf ve diğerlerinden söz etmiyoruz. Hükümet patronlara krize karşı kalkan oldu. Halka ise kılıcı gösterdi. Kolonya ve duayla yetinin dedi. Yani halkı aslında bir yem gibi bu virüsün ve salgının ortasına bırakmış durumda. Bir çeşit sosyal darvinizme, bir çeşit seleksiyona bıraktı ve dedi ki güçlü olanlar ayakta kalsın. Güçlüyle kastetti, parası olanlar ayakta kalacak. Yoksul halk bunun faturasını ödeyecek. Hükümetin politik tercihi bu. Bu bir politik tercih. Ama aynı zamanda şöyle bir şey yaptı iktidar. Bir yandan da evlere girin çağrısı yapıyor. Bunu Cumhurbaşkanı telefondan da yapmaya başladı. Ses kaydıyla yapıyor, video konferanslarla yapıyor. Bunu birçok insan yapıyor evlere girin diye. Ama insanların evlerde nasıl yaşayacağına dair hiçbir çözüm ya da önerileri yok. Çünkü milyonlar günlük ücretlerle çalışıyorlar. Milyonlar şu anda işsiz. Ve bu insanlar birkaç gün sonra karnını doyurmak gibi bir sorunla yüzle gelecekler. Buna dair de en ufak bir plan açıklanmış durumda değil. Yani aslında iktidar bir avuç zengini arkasına aldı ve bütün ülkeyi salgınla ve açlıkla terbiye etmeye başlayacak. Anladım Piroğlu. Peki beklenen üçüncü yargı paketi de açıklandı ve siyasi tutukluları kapsamadı. Koronavirüs salgını sebebiyle cezaevlerine ilişkin tedirginlikleri ve kaygıları artan sivil toplum kuruluşları, insan hakları örgütleri ve tutuklu yakınları konuya ilişkin çağrılar da yapıyordu. Bu üçüncü yargı paketini ve koronavirüsün cezaevlerinde yarattığı tehdide ilişkin görüşlerinizi de almak isteriz. Şimdi birincisi hapishanelerin durumu zaten aşağı yukarı herkesin bildiği gibi korkunç boyutlarda. Çok yoğun bir kalabalık nüfus yaşıyor buralarda ve 16-17 yıllık boyunca iktidarlar boyunca hapishaneleri neredeyse tıka basa doldurmuş durumdalar. 20-25 kişilik koğuşlarda 40-50 kişi, hatta adli mahkumlarda 100-150 kişinin yaşadığı biliniyor. Uzunca bir süredir MHP ve AKP iktidarı bir aftan, bir infaz indiriminden söz ediyorlardı ama onların infaz indirimi uyuşturucu kaçakçılarını, uyuşturucu baronlarını, uyuşturucu satıcılarını hedef alan siyasi tutsakları görmezden gelen birileriydi. Nitekim bu virüsü aslında bir çeşit fırsat gibi kullanmaya devam ediyorlar. Bir yandan kendi yandaşlarını daha fazla zengin etmek için bu salgını kullanıyorlar. Öte yandan da kendi destekçisi olabilecek unsurlar serbest bırakmak için kullanmaya çalışıyorlar. Cezaevlerinden çok ciddi bir şekilde, hapishanelerden çok ciddi bir şekilde şikayetler geliyor. Bunun iki boyutu var. Birincisi hapishanelerde iktidarın saldırganlığı üst boyuta çıkmış durumda. Mesela Afyon cezaevinden sürekli bize ihbarlar geliyor. Cezaevi hapishane idaresinin nasıl saldırganlaştığını, mahkumlara, tutsaklara karşı nasıl 12 Eylül vari uygulamalara geçtiğini gösteren ciddi bilgilerimiz var. Biz bunları ilettik ama henüz bir çözüm de bulmuş değiller. Şimdi ikinci bir adım daha atıyorlar. Siyasi tutsakları hapishanelerde tutup uyuşturucu kaçakçıları da kattılar buna. Uyuşturucu imal edenler de kattılar. Sadece satıcılar değil, hepsini kattılar. Kullananlar değil. Onları serbest bırakmak. Yani mafyayı serbest bırakacaklar. Siyasi tutsakları içeride tutmaya çalışacaklar. Dertleri bu. Muhtemelen bir toplumsal hareketten ciddi bir şekilde ürküyorlar. Ve buna karşı kendilerinin tedbirlerini almaya çalışıyorlar. Burada esas sorumluluk iktidara değil,
toplumsal muhalefete düşüyor. Hem ekonomi paketinde toplumsal muhalefete düşüyor. Hem salgına karşı yapılması gerekenlerde toplumsal muhalefete düşüyor. Hem de bu iktidarın hapishanelere uyguladığı ikiyüzlü tutuma karşı esas mesele toplumsal muhalefete düşüyor. Burada yapılması gerekenleri bizim yapmamız gerekiyor. Evet. Hapishaneler ciddi bir şekilde risk taşıyor. Binlerce hasta tutsak var. Bunlar risk altında. Binlerce insan bu riskin içinde duruyor. Ve bunlara karşı herhangi bir çözümden de söz edilmiyor. Tıpkı yoksul, işçi, emekçi bir çözümden söz etmedikleri gibi siyasi tutsaklarda bir çözümden söz etmiyorlar. Evet, evet Sayın Piroğlu. Benim de tam sormak istediğim noktaya geldik aslında. İnsanlar koronavirüs salgınına ilişkin ve cezaevlerindeki duruma ilişkin çeşitli kendi alanları üzerinden çeşitli öneriler sunuyorlar. Ancak ülkede siyasetin çift kutuplu yürütüldüğü bir aşamaya da gelindi son süreçte ve HDP'nin ısrarla önerdiği üçüncü yol tartışmaları da gündemde. Son kongreye de damgayı vurmuştu ve biz iktidar olmaya adayız demişti HDP. Bütün bu çerçevede üçüncü yol bileşenlerinin muhalefetin ne yapması gerekiyor? Yani tam olarak alan alan açıklamalar dışında topyekün bir perspektif geliştirip bunu örgütleyebilmek için neler yapılmalı? Şimdi bakın meseleyi şöyle bir ele almak gerekiyor. Birincisi bu salgın küresel ölçekte bir panik havası yarattı. Özellikle İtalya'da vardı boyut, bunun Fransa ve diğerlerinde yansımasıyla beraber insanlarda büyük kaygı ve korkunun oluşmasına yol açtı. Bu doğal bir şey. İnsanlar sokağa çıkamaz hale getirilmeye çalışıldı. Ve büyük oranda da ilk çağrılar insanların evinde kalması, elini yıkaması ve benzeri önerler şeklinde geçti. Marketlere hücum oldu, dezenfektan ürünleri bitti, gaz maskeleri tükendi, kolonya tükendi. Ülkede neredeyse marketlerde eşya kalmayacak şekilde bir akım yaşandı. Bu bütün ülkelerde benzer şekilde oldu. Fakat şunu görmek gerekiyor. Toplumsal muhalefet, yani siyasi özneler, halk kitlelerine sadece evde kalın çaresiyle yetinme şansına sahip değiller. Çünkü mesele bir sağlık krizinin ötesinde, mesele bir sosyal kriz. Hem bu sağlık krizinin bu kadar yaygınlaşmasına yol açan sağlık politikaları, neoliberal politikalar, özelleştirme politikaları, sağlığın ticarileştirilmesi, paralı hale getirilmesi, halk sağlığının görmezden gelinmesi, kapitalizmin yol açtığı kirlilik ve yıkım gözden geçirmek zorunda. Ama bunun ötesinde özellikle bizim gibi ülkelerde toplumsal muhalefete çok büyük rol düşüyor. Biz halk kitlelerine evde kalın çağrısı yapmakla yetinme lüksüne sahip değiliz. Çünkü bu halk kitlelerinin, yoksulların, işsizlerin, işçilerin, yani yaklaşık 70 milyona yakın insanın uzun soluklu evde kalma şansı yok. Bu sağlık krizi hızla bir sosyal krize evrilme potansiyelini taşıyor. Ve burada toplumsal muhalefet iktidarın karşısında başka bir arayışı, başka bir sesi dillendirmek zorunda. Ne yazık ki şu ana kadar bilgi de, tedbir de siyasal iktidardan bekleniyor. Ve çağrılar genellikle devlete ve patronlara yönelik yapılıyor. Ama kaygı halinde yaşayanlar halklar ve bizim bu halk kitlelerine, halklara, işçilere ve yoksullara seslenmemiz gerekiyor. Seslenme ise güven veren bir odakla olur. Tekil örgütlerin, tekil yapıların yapabileceği bir iş değildir. Bu yüzden HDP aslında bu odağı yaratmak adına, yani bizim demokrasi bloğu dediğimiz, üçüncü yol dediğimiz şeyin somut, güncel hayattaki güncellenmiş halini yaratmak amacıyla bütün büyük kitle örgütlerine, sendikalara ve aydınlara bir çağrı yaptı. Bir alternatif odak yaratmak, bu odak üstünden de halk kitlelerine hem sağlıklı bilginin akmasını sağlamak hem de bir dayanışma ağının örülmesini sağlayarak bu tabanı yalnız olmadığını, ortak ve davranabilecek halde geldiğini göstermek istiyoruz. Bu çağrımızı yaptık ve bu çağrı içinde biz yoğun bir çaba içindeyiz. Yani bir yandan kendi örgütlerimizi harekete geçirirken, öte yandan da bütün sosyalist ekipleri, sosyalistleri ve kitle örgütlerini benzer bir çağrı altında yan yana gelmeye ve ortak durmaya çağırıyoruz. Burada bir başka rol ise şuna düşecek. Muhalif belediyeler var. Bunlar büyük şehirler ellerinde tutuyorlar. Ne yazık ki onlar da şimdiye kadar sadece sağlık meselesiyle yetindiler. Bunun toplumsal ayağına henüz kimse dönmüş değil. Ama mesele çok hızlı toplumsallaşma eğiliminde. Ve biz bu toplum boyutuna, yani siyasal boyuta yüzümüz dönmek zorundayız.
Bu belediyelerin de bu çeşit dayanışma ağının bir parçası haline gelmesi gerekiyor ve burada rol alması gerekiyor. İktidarın tam korktuğu bu. Mesela bugün bir haber düştü. İçişleri Bakanlığı her çeşit yardım ve dayanışma faaliyetini kendi tekeli dışında yasaklamış durumda. Bu da aslında yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu göstermesi açısından son derece önemli. Bunu becermek zorundayız. Bunu yapabilirsek büyük rol almış ve büyük bir iş yapmış olacağız. Bir çeşit sizin dediğiniz yere geliyor. Bir çeşit ikili iktidara doğru ilerliyor. İktidar halk kitlelerini sahipsiz bıraktı ve boşta bıraktı. Buraya seslenme şansımız var. Buraya seslenme görevimiz ve sorumluluğumuz var. Bu sorunun altına girmek gerekiyor ama bu tekil yapıların veya tekil örgütlerin altından kalkacağı bir iş değil. Ortak ve bütünlüklü olarak davranmak zorundayız. Bunu becerirsek önümüzdeki süreci göğüsleme şansına sahip olacağız. Çünkü süreç çok şey açık. Henüz bilmediğimiz çok yön var. Sonrasına dair öngöremediğimiz bir sürü olgu var. Krizin ne kadar devam edeceği, bunun sosyal, üretimsel ve sınıfsal boyutlarının nerelere evrileceği konusunda bir dizi tartışma yürütülüyor. Muhalefetin yeniden dizaynı konusunda bir dizi tartışma yürütülüyor. Bunların birçoğu erken ama biz güncel görevleri yapalım ve öbürüne daha hazırlıklı girme şansına sahip olalım. Burada iş, tekrar ediyorum, sendikalara, odalara ve sorumlu sahibi aydın ve ciddi şekildeki siyasi öznelere düşüyor. Bu yükün altına hep beraber girersek biz bu yükün altından çıkarız. Bu kriz halk kitlelerine fatura ödetilen bir krizden çıkar. Sorumlularına, gerçek sorumlularına yani siyasi iktidarlara hesap sorulan ve onlara hesap ödetilen bir yere evrilme şansına sahip olabilir. Evet sevgilim Piroğlu, birçok yorum da var. Sosyal medyada gezen, yazılan, çizilen akademisyenlerin, köşe yazarlarının. Koronavirüs kapitalizmi yendi. Tam da bu konuştuğumuz açıdan baktığımız zaman çıkan ekonomi paketlerinin yoksulları gözetmediği, halk kitlelerini gözetmediği, aksine patronları gözettiği, ancak halk olmadan, işçiler olmadan üretimin de devam edemeyeceği ve bu açıdan kapitalizmin bir krize girdiği de doğru mudur? Yani koronavirüs kapitalizmin yenilebilir olduğunu göstermiş midir? Ya bakın, şimdi bunlar aslında bir bütün olarak siyasal özneyi yok sayan bakış açıları. Kapitalizm eğer kendisini devirecek bir sınıf mücadelesi olmadığı takdirde her şekilde kendini yenileyerek bu süreçlerden çıkacaktır. Biz buna benzer bir süreci 1848 devrimlerinde gördük. 1848 büyük Avrupa devrimleri başladığında devrim başlatan iki tane ana etmen var. Birincisi 1846'da İngiltere'de başlayan büyük ticari kriz. Diğeri de o dönem bütün Avrupa'yı kasıp kavuran patates hastalığı. Yani aslında tam da buna örtüşen bir yerden geçiyoruz. Bir yandan ağır bir kapitalizm, ağır bir ekonomik krizin içinden geçiyor. Bu salgın da bu krizi derinleştiren ve aslında halk kitlelerini siyasetin içine çeken bir yere doğru itekleyen bir yerde duruyor. Ama bir nokta eksik. Kendiliğinden bırakıldığı takdirde buradan hiçbir şey çıkmayacaktır. Bu yüzden de biz virüsün kapitalizmi yeneceği gibi hayallerin peşine koşmak yerine ortaya çıkan bu kriz ve bunalım döneminde devrimci mücadelenin imkanlarını nasıl genişleteceğimize, işçi sınıfı mücadelesinin iktidara karşı bir mücadeleye nasıl dönüşeceğine ve salgın hastalığın pençesinde kıvranan, yoksulluğun ve iş sefaletin içinde yüzen halk kitlelerine sosyalizm umudunu yeniden nasıl ayakta dirilteceğimizi tartışmak zorundayız. Kapitalizmin alternatifini net olarak koyamazsak, yani sosyalizm fikriyatını öğrenmezsek ve bu sosyalizme giden yolu doğru düzgün tarif edemezsek, bu salgının faturasını öderiz, kapitalizm kendisini yeniler ve biz yeni bir salgını ya da yeni bir ekonomik krizi bekleyerek hayatımıza devam etmeye çalışırız. Ya da doğrudan özne olmanın gereklerini yerine getiririz, halk kitlelerine deriz, onları örgütleriz. Aslında bizim hedef olarak yaptığımız öneri bu ikincisidir, üçüncü olan önerisi de buna aittir. Kapitalizmin kendisine karşı, bu krizin kendisine karşı, iktidara karşı bir alternatif özneyi çıkarmak ve bu alternatif özne üzerinden de halk kitlelerine önderlik etmek. Bu becerilebilirse dediğiniz olur, yoksa olmayacaktır. Çok teşekkür ederim sevgili Musa Piroğlu değerlendirmeleriniz için. Siz de bir kez daha sokağa ve ciddi anlamda üçüncü yolu önerdiniz. Ve kapitalizmi virüsü değil, işçi sınıfının yeneceğini aktardınız. Çok değerli değerlendirmeleriniz için çok sağ olun, bize vakit ayırdığınız için. İzin verseniz bir şey vurgulamak isterim. Yani şöyle bir durumla yüzdeyiz. Şimdi sağlıkçıların bir bakış açısı var. Bunu televizyonlardan,
ve haberlerden yoğun olarak izliyoruz. Onlar doğal bir şekilde hasta veya hastalık eksenine yaklaştıkları için bütün insanlara kesinlikle sokağa çıkmamalarını ve evlere izole bir hayatın içine geçirmelerini ve beklemeye çekilmelerini istiyorlar. Bu haklı bir şeydir. Beklenti, ben bunu küçümseme gibi bir lüksüm yok. Bu salgını küçümsemek aslında halk kitlelerinin yaşadığı sorunları küçümsemektir. Bu yüzden de biz bu sağlık sorununu ve bu salgını gören bir yerden ama siyasi özneler kendisini tamamen halk kitlelerinden yalıtıp evlerine ve kapalı mekanlara çekilmeye başlarlarsa halk kitlelerinin yaşadığı sorunlara değme şansı kalmayacak. Çünkü halk sokağa çıkmak zorunda kalacak. Bu bütün dünya için böyle. Hele yoksul kitleler için bu çok daha fazla böyle. O yüzden de bizim bir şekliyle bu halka değecek, halk kitlelerine değecek, yoksul tabana değecek, devletin boşlukta bıraktığı insanlara değecek kanalları açmamız ve bir şekliyle de hala sokakta bu siyaseti yapabilir halde olmamız gerekiyor. Bunun yöntemlerini bulmak devrimci hareketlerin görevidir. Bu koşullarda bulmak görevidir. Yoksa bu koşullarda izolasyona çekilmek, halk kitlelerinden kopmak demektir. Evlere oturup bilgisayarın başında sokaktaki işçiye evde kalın çağrısı yapmak kadar ucuz ve kolay bir çağrı yoktur. Bu bizim işimiz değildir. Doktorlar bunu yapar, onların hakkıdır. Ama siyasilerin hakkı bu değildir. Siyasiler o halkı sokaktaki insanın nasıl yaşayacağına dair alternatifler üretmek ve olası gelişmelere karşı hazırlıklar yapmak zorundadır. Bu yüzden de evlere hapsolma işini bir yöntem bulup aşması gerekiyor. Sosyalist hareketlerin buna kafa yorması gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim değerli görüşleriniz için ve bize vakit ayırdığınız için. Evet sevgili izleyenler, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'yla Türkiye'de koronavirüsü, cezaevlerini ve hükümetin aldığı tedbir paketini, açıkladığı tedbir paketini değerlendirdik. Musa Piroğlu 3. yolun örgütlenmesi gerektiğini söyledi. Koronavirüs kapitalizmi yenemez, ancak bu kapitalizm karşısında örgütlenen ve patronlar ve iktidar tarafından görmezden gelinen işçi sınıfı yenebilir dedi. Ve buna karşı toplumsal muhalefete ve toplumsal muhalefetin örgütleyicisi olan HDP ve diğer siyasi partilere, sendikalara çok büyük görevler düştüğünü söyledi.